yazdım. Getir bakalım sana. Senden çok umutluyum. Ben de kendimden çok umutluyum. Rezalet bir şey olmuş bu. Aa, sen bu kadar kötüsünü nasıl yazdın? Kukla'yla romantizm mi olur? Hiç romantik değil bu. Git bunu baştan yaz. Ben anlamadım. Nesini beğenmediniz? Beğenilecek bir yeri olsaydı git üzerinde çalış derdin. Yırtak bunu. Nefes al baştan başla. Fecaat olmuş bu. Aa, bence siz ön yargılı davranıyorsunuz. Çığlık atmak üzereyim şu anda Sanem. Duymak ister misin? Ben de ağlamak üzereyim. Ağlama git yaz. Emredersiniz. Aa. Bunu da kaldırabilirsin. Peki ya ay, ay. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Güzel. Ben sizden bir şey rica edecektim. Ben böyle bir şey yazdım Luna Park için. Bir okuyabilir misiniz? Bakayım. Evet. Vay. Güldürüyor değil mi? Gülebiliyorsun ya. Vay. Sen mi yazdın bunu? Evet. Felaket olmuş. Yani çok kötü, bayağı kötü. Bayağı kötü. Kuklayla romantizm de nereden çıktı sana? Ödünü koparmak falan istiyorsun herhalde fokus grubun. Nedir? Siz benim devamdan hiç anlamıyorsunuz ama. Ha. Bence sen bunu al. Yak, çöpe at falan. Bir daha yaz, bir daha yine. Fikir yumurtluyorum ben çünkü. Emredersiniz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, neden çağırdınız benim? Oğlum, Tafra. Bayılırım, en sevdiğim. Ne oldu? Yaratıcı olmayan metin yazarlarını buradan aşağı mı atıyorsunuz? Estağfurullah canım. Aklınızdan ne geçiyor sizin? Şu an benim aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Hiç bilmeyeyim. Ben bilmek istiyorum ama senin aklından neler geçiyor artık. Yani biz niye hala böyle köşe bucağız, bizlik alsın kafasındayız? Sen ufak ufak dökülsen mi şu içindekileri? Ha? Konuşsak mı açık açık? Yani doğru zaman geldiğinde bir gün... Bir gün diyorsun, o gün bugün değil diyorsun. Tamam. Yani ben bir an evvel çözülsün istiyorum artık şu mevzular. Bir şey diyeceğim. Bir de hiç kırıcı olmak istemiyorum ama gerçekten iş başka, aş başka. O yazdığım metinler yemin ediyorum çok. Bence benim yazdığım metinler gayet güzeldi ama haklı olabilirsiniz. Aşk başka, iş başka. Yani arkasında durman güzeldi. Bak şimdi sana hayat kurtaran tavsiyeler vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Kendin ol. Evet. Rahat ol. Peki. İçinden geldiği gibi yaz, aradaki farkı göreceksin. Sen benim aklımı başımdan alıyorsun. Yani aklımı toparlayıp nasıl metin yazacağım ben? Neyse kimse görmeden gideyim henüz. Ya gitmeden yolluk niyetine şöyle bir öpücük mü versen? Gel. Ha, yanak diyorsun. Tamam. Tamam. O da olur. Tamam. Yani günü kurtarır. Rujizik almadı değil mi? Yani başım belaya giriyor çünkü. Thank you.
metin yazarlığı da ne kadar zor işmiş ya. Yani bütün gün binlerce fikirle gittim, beğenmediler. Nedeni de anlamıyorum. Gerekçeleri yok. E normal. Ben de stajyer olarak başlamıştım işe. Hatta ilk metnimi kabul ettirmem bir yılımı aldı. Ne diyorsun? Sen harbiden beceriksizmişsin ama. Öyle değil. O anlamda değil. Ben aslında bir şey rica edeceğim. Çok küçük bir iyilik, minik. Bir fikir. Yani bir fikir. Ne oldu, taşınıyor musun? Yok. Taşınmıyorum da. Yani kusura bakma Sanemciğim. Benim de hiç vaktim yok ve ben de Luna Park işinde çalışıyorum biliyorsun. Ben sana Galina işinde böyle mi yaptım? Ağlıyordun ortalıklarda fikir fikir diye. Saçma saçma şeyler yazmıştın burada. Ben sana fikir vermedim mi? Ha, benim sayemde o metin seçilmedi mi? Benim ihtiyacım var fikre. Çok kötü durumdayım diyorum, anlamıyor musun? Sorry. Sorry ne be? Ay bir de İngilizce konuşuyor ya. Delireceğim. Yazdım seni kara listeye. Unutmayacağım seni. Tamam mı? Fikir fikir diye kapıma gelirsin, ağlarsın. Ben de sana fikir derim. Anladın mı? Seni unutmayacağım. Heh. Ver bakalım. Buyurun. Bu sefer çok güzel bir şey bekliyorum senden. Kesinlikle. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, yok. Yok. Bence sen bugünlük vazgeç. Yani çünkü sen bayağı romantik değilsin. Yani olmuyor, yapamıyorsun, zorlama. Nasıl? Bayağı. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi anladım. Ne oldu, gözün seveyim, ne oldu? Şimdi anladım. Ne? Şimdi. Ha? Sen şimdi diğerlerinden beni kayırıyor gibi olma diye böyle yapıyorsun. Şimdi anladım. Ne komiksin ya. Ya sen ne kadar komiksin. Çok iyi de oynuyorsun biliyor musun? Çok iyi oyun. Ben seni niye kayırayım ki? Değil mi? Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Hala oyundasın. Çok iyi. Çok kötü sanırım. Çok iyi. Yani ben de şaşkınım. Meğer sende romantizm sıfırmış. Sıfır. Hiç değilim. Yapamıyorsun Sanem. Olmuyor gerçekten. Peki inandırıcı olması adına şöyle bir şey yapacağım. İzle bak şimdi. Bak görüyor musun? Yırttım. Böyle usulca sana verdim. Yani bu ajans da böyle Sanem. Yani bu ajansta çalışacaksan yayın iyisi olacaksın. Ya da işte böyle çöpe bakmaya alışık olacaksın. Ben romantik olabiliyorum. Romantizm de yazıyorum. Kuklayla da çok güzel romantizm olur. Ama bence siz anlamıyorsunuz. İlk yazdığım çok iyiydi. Harcadınız onu. O çok çok iyiydi. Yırttınız. Okey. Tamam. Tamam. Akşama görüşürüz. Nasıl? Size geliyorum ya akşam. Görüşürüz. Biz tartıştık biraz önce. Yani... Aşk başka, iş başka. Acı bir şey söyleyeceğim. Kızgınken çok tatlı oluyorsun. Ben hala kızgınım ama. Ne demek aşk başka, iş başka ya? Bu nasıl dünyalar bunlar? Reklam dünyası böyle bir şey mi ya? Allah Allah. Evet Volkan'cığım, senin metnini seçtim. Gerçekten çok başarılı. Ellerine sağlık, tebrik ederim. Arkadaşlar, bugünlük dağılabiliriz. Herkes evine gidebilir. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Seni unutmayacağım. Vermezsen verme fikir. Sanem. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Arkadaşımla çalışıyoruz. Hı. Gelsene bir şey konuşacağım sen. Ne oldu? Bir gel. Ne oldu? Ne oluyor burada? Neler oluyor neler? Yani birçok şey oluyor da anlatsam da inanmayacaksın gibi. Arkadayım. Anlat bakalım sen. Sanem.
Sanem ne yapıyorsun? Ne biçim davranıyorsun ablacığım sen? Saçma sapan davranıyorum değil mi? Evet. Evet, çok dengesiz şeyler yapıyorum. Ben mantığımla hareket edemiyorum. Çok istiyorum ben de mantığımla hareket etmek ama bence aşk mantığa çok karşı. Yani aşk mantığın ayağını kaydırmaya çalışıyor, ben eminim. Ben de istiyorum işime gücüme gideyim. Böyle istikrarlı bir kız olayım ama olamıyorum işte. Bir gülümsüyor. Aklım başımdan gidiyor, elim ayağıma dolanıyor bana bir şeyler. Ay ne diyorsun, ne anlatıyorsun sen ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum, ne oluyor? Abla ben sana bir sır vereceğim ama hiç kimseye söyleme. Ay hayır olsun inşallah. Tamam hadi ver. Biz Can Bey'le... Yani Can'la... sevgili olduk. Ateşin falan mı var acaba senin ya? Tansiyonun mu düştü acaba? Sen ne dediğini bilmiyorsun bence şu anda. Sen iyi değilsin. Kendinde değilsin, ne dediğini bilmiyorsun bence sen. Biliyorum. Ya sevgili olduk diyorum işte. Sinemaya falan bile gidebiliriz. O derece sevgiliyiz. Sanem saçmalama, ne diyorsun sen ya? Bu olacak bir iş mi yani? Tamam biliyorum biz bunun hayalini kurmuştuk ama şimdi gerçekçi bir gözle bakınca hiç olacak bir iş değil bu ablacığım. Olsa bile hiçbir yere varamaz. Niye varmasın? Niye olacak iş olmasın ya? Sanem bak bir kere siz farklı yerlerden geliyorsunuz. Can Bey zaten bugün burada, yarın orada, sürekli bir yerlerde gezen bir adam. Yarın bir gün bırakacak gidecek, sen de burada bakkal Sanem olarak kalacaksın. Hayır, ben stajyer metin yazarıyım. Ayrıca Can da hiçbir yere gitmiyor. Emin misin? Evet. Bak olmayacak işe kalkışılmaz Sanem, lütfen. Beni dinler misin? Bu hiç olacak bir iş değil. Ayrıca zaten onların hayatıyla bizimki de bir değil yani. Onlar her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Ben de her istediğimi yapabilirim. Niye yapamayayım? Yeter ki benim ablam biraz pozitif olsun ama. Zaten pozitifim, şu an pozitif konuşuyorum aslında. Gerçekten beni dinlesen, senin iyiliğine konuşuyorum ben şu anda. Ben gerçekten hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Hiçbir şey düşünmek de istemiyorum. Bakkal Sanem dünyayı kurtarmaya gidiyor şu anda. Ya, ya Sanem, Sanem lütfen bak. Bakkal Sanem dünyayı alt etmeye gidiyor çünkü. Leyla, bakar mısın? Bunları YRT Holding'in muhasebesine gönderir misin? Tabii Emre Bey. Kardeşim, sen YRT Holding'in işlerini mi bağladın? Vay, sen nereden duydun? Siyos aradı az evvel. Bizim liseden üst dönem kendisi. İnanılmaz bir hareket. Gerçekten inanılmaz bir hareket. Seninle gurur duyuyorum. Sanemciğim nasılsın? İyiyim Ayla Hanım. Sabahtan sonra konuşamadık seninle yüzük konusuyla ilgili. Umarım artık kendini kötü hissetmiyorsundur. Yani ben tekrar yalan söylemek zorunda kaldım. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Tamam merak etme. Bir daha yüzük konusu açılmayacak. Görüşürüz. Görüşürüz. CC'yi arıyordum. Merhaba. CC, buralarda olması lazım. Sen CC'in... Yakın arkadaşıyım, CC'in memleketinden. Ya CC'in memleket nere Allah aşkına? Konumuz bu mu şimdi? Örgün güzelmiş. Beğenmiyorum ben senin bu çalışmalarını. Güzelliği bir yeni yaptın diye iyi olacak diye bir şey yok. Daha kreatif olmalısın çünkü. Beğenmiyorum. Jojo! CC! Bakıyorsun. Keyfi var burada. Bütün köy aynı gece seni rüyasında görmüş. Sana bu kutuyu gönderdiler. Görüşürüz CC. Jojo. Sizin köy uzak bir yerde değil miydi? Nereye gidiyor şimdi bu kız? Ne gönderdi sana? Ne var sana? Ada? Oluyor be. Ne var? Abi sen ne saçmaladın? Kim seni yapıyor? Aa.
yamyam gibiler. Alayım onu. Birlikte açalım bu kutuyu. İçindekileri bir tek sana gösterebilirim. Çünkü sen benim en yakın arkadaşımsın. Şimdi açsak? Şimdi olmaz. Hadi yürü. Ben senin en iyi arkadaşın mıyım? Evet, sen ve Can Bey en iyi kankalarımsınız. Aile var burada. Oluyor mu hiç? Terbiyesiz. Bunlara bak, bir de bizi dikizliyorlar utanmadan. Ama var ya, iki dakika daha geç kalsaydık neredeyse öpüşüyordunuz ha. Kızım. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Canım kızım. Ya var ya, iyi ki evlenmişsiniz. İyi ki de bizi doğurmuşsunuz. Evet, iyi ki de anneniz sizi doğurmuş. Babacığım, bu benim hediyem sana. Niye zahmet ettin benim böceğim? Senin haberin var mıydı? Bak, kol düğmesi. İkimizin de isminin baş harfi var. Nihat Mevkübe. Çok teşekkür ederim kızım. Çok sağ ol. Çok güzel, çok güzel. Oh. Kusura bakmayın, ben size bir şey alamadım. Senin varlığın yeter bir tanem. Şaka şaka. Bence bu zamana kadar yaptığınız en güzel şey benim. Ay sağ ol Melek kızım benim ama hay. Yani siz bayağı şımarttınız bizi ha. Açıyorum. Aç. Nihat, akıllı telefon. Çocuğum sen nereden buldun bu kadar parayı? Bulmadım. Ya? Bir ihtiyacın olursa kullanırsın diye verdiniz ya bana zarfın içine bir sürü para. Onlarla aldım. Aferin, iyi yapmış benim kızım. Sağ ol çocuğum benim. Anneciğim öpeyim. Böyle abuk sabuk zamanlarda görüntülü aramak yok ama tamam mı, anlaştık mı? Bakacağız duruma göre. Kapı mı çaldı? Can Bey geldi. Ben bir kapıya bakayım yani. Can Bey'in ne işi var ya sizin evlilik yıldönümünüzde? Hoş geldin. Hoş bulduk. Girebilir miyim? Sorma bile. Teşekkür ederim. Ne güzel olmuş. Teşekkürler. Yıl dönümü için. Sonunda başardım. 30 yıl sonra sana şiir yazabildim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak için. Melek. Evimin güzeli. Ve vicdanlı. Kibar, ışıklı ve benim eşim Mevkübe. Bravo. Ay, harika. Romantizm yeteneğini kesinlikle babandan almışsın. Canım benim. Ay ben bunu çerçeveletirim. O zaman içli köfteden yemeyelim mi? Babacığım ellerine sağlık. Bu nasıl bir yetenek ya? Ya işte kız. Yiyelim sonunda. Yiyelim.
Ya ben böyle sizin evlilik yıl dönümünüzde geldim, biraz yersiz oldu ama ben 3 tane alırım. 3 mü? Evet. Ha, al, al evladım. 3, afiyet olsun, 3 olsun, senin olsun. Her zaman da masamızda yerim var, sıkıntı yok. E bir gün damatlar da olacak bu eve değil mi? Yani bize de böyle alıştırma oldu, şey ettik yani. Anne ne damatları, ne diyorsun ya? Damat da değil, bir de damatlar. 2 tane. Ha, Mevkup ben bunu alayım, bu çok güzel. Tamam. Annemizin şeyi ya, o en güzelini o şey yapsın. Çok iyi. Ya ben arabada bir şey unuttum da ben onu çok acil hemen alıp geliyorum, hemen. Yani ne diyorsun anne, damat falan ya? Ağzımda kaçtı, söyledim işte. Siz de unutun ne söylediğimi, Allah Allah. Of, çok güzel işte köfte.